İlk tek hücreli organizmalar. Gördüğünüz bu kayaçlar, film şeklinde tabakalaşmış tortulardan meydana gelmiştir. Yaşama ilişkin doğrudan en eski kanıtlar bu fosillerden elde edilmiştir ve bunlar 3,5 milyar yıldan daha eskidir. Günümüzde de bu kayaçlar ılık, sığ ve tuzlu körfezlerde meydana gelmektedir. Eğer mikrobiyal yaşam 3,5 milyar yıl önce bunları oluşturacak kadar karmaşık bir yapıya ulaşmışsa, tek hücreli organizmaların çok daha önce, muhtemelen 3,9 milyar yıl kadar önce ortaya çıktıklarını varsayabiliriz. Prokaryot dediğimiz çekirdeksiz bu en basit hücreler, en az 3,5 milyar yıldan yaklaşık 2,1 milyar yıl önceye kadar dünyanın biricik sakinleriydi. Bu hücreler gezegenimizdeki yaşamı tamamen değiştirdi. Tüm canlıların ortak atası. Burada gösterilen şema, rRNA gen araştırması üzerine oluşturulmuştur. Dal uzunlukları, her soy hattındaki genetik değişiklik miktarıyla orantılıdır. Bu diyagramda, çok hücreli organizmaların, yani bitkiler, mantarlar ve hayvanların, baskın durumda olduğu soy hatları, kırmızı renkle gösterilmiştir. Diğer tüm soy hatları, öncelikli olarak bir hücreli organizmalardan oluşmuştur. Bu ağaçta canlıların tarihindeki ilk büyük ayrılma, bakterilerin diğer canlılardan ayrılmasıyla oluşmuştur. Canlıların soy ağacının bu şekilde yeniden yapılandırılması, rRNA'ların incelenmesiyle olmuştur. rRNA genleri öylesine yavaş değişmişlerdir ki, uzaktan akraba olan organizmalar arasındaki benzerlikler halen saptanabilmektedir. Bu durum, genleri, yaşam tarihinin derinlerinde kalan dalları arayışımızdaki evrimsel akrabalık ilişkilerini belirlemede çok kullanışlı kılmaktadır. Bununla birlikte, başka genler farklı akrabalık ilişkilerini ortaya çıkarır. Canlılığın ilerleyişi başka bir hipoteze göre şöyledir. Gelişmiş çekirdekli hücreler, yani ökaryotlar, ilk çekirdeksiz hücrelerin, yani arkelerin, ilk bakterilerle kaynaşmasından ortaya çıkmıştır. Canlılar bu halkadan türemiş ve günümüzde gözlemlediğimiz muhteşem canlı çeşitliliği ortaya çıkmıştır. 3,26 milyar yıl önce, kaydedilen en büyük göktaşı çarpmalarından biri gerçekleşti. Güney Afrika'da Barberton Yeşiltaş kuşağı yakınlarına bir asteroidin çarpması sonucu çapı yaklaşık 480 kilometre olan bir krater oluştu. Bu 11 büyüklüğündeki depremden daha büyük bir etkiye karşılık gelir ve Hiroşima ve Nagasaki'yi yok eden bombalardan 1 milyar kat daha fazla enerji açığa çıkarır. 2,4 milyar yıl önce, bazı bakteriler suyun hidrojenini fotosentez için kullandı. Sudan geriye kalan oksijen atmosfere salındı. Oksijen, o zaman yaşayan bazı bakteriler için zehirdi. Ancak binlerce yıl sonra oksijeni kullanmaya başlayan prokaryotlar avantajı ele geçirdiler. Oksijenli mekanizma, oksijensiz mekanizmaya göre daha hızlı işler ve daha fazla enerji üretir. Artık oksijenle yaşayan canlılar yeryüzüne hakim olmaya başladılar. Atmosferik oksijenin büyük çoğunluğu biyolojik kökenli olup fotosentez sırasında üretilir. Fotosentez sonucu oluşan serbest oksijen suda çözünmüştür. Suda bulunan oksijen demirle reaksiyona girerek çökmüş ve demir oksit tabakaları oluşturmuştur. Demir oksit oluştuktan sonra birleşecek başka element bulamayan oksijen okyanuslardan çıkarak atmosfere karışmıştır. Bu değişim 2,7 milyar yıl önce başlayan demirce zengin karalarda bulunan kayaların paslanması şeklinde bir etki bırakmıştır. Bu zaman dizini günümüz oksijen salan, fotosentez yapan bakterilerin 2,7 milyar yıl önce ortaya çıkmış olabileceğine işaret etmektedir. Atmosferik oksijenin miktarı 2,7 milyar yıldan 2,3 milyar yıla kadar derece derece artmıştır. Ancak daha sonra hızlı bir şekilde günümüz seviyelerinin %10'una ulaşmıştır.
oksijen devriminin yaşam üzerinde çok büyük bir etkisi olmuştur. Kimyasal yapısı nedeniyle oksijen, kimyasal bağları parçalar ve enzimlerin çalışmasını engelleyerek hücrelere zarar verebilmektedir. Bunun sonucunda atmosferik oksijenin artan seviyeleri pek çok prokaryotik organizmayı zehirlemiş ve yok etmiştir. Bugün yaşayan, soylarını gördüğümüz çoğu tür, oksijensiz şartlar altında kalabilen habitatlarda yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Diğer hayatta kalanlar arasındaysa, değişen atmosfer koşullarına uygun çeşitli adaptasyonlar ortaya çıkmıştır. Daha önce de değinildiği gibi, atmosferik oksijen seviyelerinde ilk kez gerçekleşen dereceli artışın, büyük olasılıkla fotosentez yapan bakteriler tarafından oluşturulduğu düşünülmektedir. Birkaç yüz milyon yıl sonra, oksijendeki artış ivme kazanmıştır. Bu ivmeyi kazandıran neydi? Bu konuda ortaya atılan bir hipoteze göre bu artış kloroplast içeren ökaryotik hücrelerin evriminin ardından gerçekleşmiştir. ...2.1 milyar yıl önce ilk ökaryotik organizmalar oluştu. Ökaryotlar muhtemelen birbirlerini yutan prokaryotlardan türetilen çeşitli işlevlere sahip zara bağlı organeller içerir. Bakteriyel virüsler prokaryotik ve ökaryotik soyların ayrışmasından önce veya hemen sonra ortaya çıkar. Bir hipoteze göre bir soy hattının üyeleri sindirime dayanıklı bir arkea yuttu ve bu en sonunda ökaryotik çekirdeğe dönüştü. Daha sonra ise ökaryotlar benzer bir yolla mitokondri ve kloroplastları oluşturdular. Ökaryotik hücreler, prokaryotik hücrelerden daha kompleks bir organizasyona sahiptir. Ökaryotik hücreler, çekirdek zarı, mitokondri, endoplazmik retikulum ve prokaryotların sahip olmadığı diğer iç yapılara sahiptir. Ayrıca prokaryotik hücrelerin aksine, ökaryotik hücrelerde vücut şekillerini değiştirmelerine neden olan ve diğer hücrelerin etrafını sarmaya ve yutabilmelerine olanak sağlayan bir hücre iskeletine sahiptirler. Bu ökaryotik özellikler prokaryotik hücrelerden nasıl evrimleşmiştir? Pek çok kanıt, mitokondri ve kloroplastların önceden büyük hücrelerin içerisinde yaşamaya başlamış olan küçük prokaryotlar olduğunu ileri süren ortak yaşam teorisini desteklemektedir. Ortak yaşam terimi, konak hücre adı verilen başka bir hücre içerisinde yaşayan bir hücreyi ifade etmektedir. Mitokondri ve kloroplastların prokaryotik atalarının konak hücre içerisine sindirilmemiş av veya iç parazitler şeklinde giriş sağlayabildiği düşünülmektedir. Bilim insanları av ya da parazit olarak başlayan ortak yaşamın konakla arasında karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki olduğunu yaptıkları doğrudan gözlemler sonucu tespit etmişlerdir. Aralarındaki ilişkiler nasıl başlamış olursa olsun, ortak yaşamın karşılıklı yarar sağlar hale nasıl geldiği ile ilgili varsayımda bulunabiliriz. Dışarıdan besin ihtiyacı olan bir konak, diğer organizmaları ya da bu organizmalardan salınan maddeleri tüketir. Fotosentez yapan ortak yaşamlardan salınan besinleri kullanabilir. Oksijenli yaşamın hakimiyetinin geliştiği bir dünyada, kendisi oksijensiz yaşayan konak, oksijeni avantajlı hale getiren ortak yaşamlardan yararlanmış olmalıdır. Zaman geçtikçe yapıları birbirinden ayrılmayacak şekilde tek bir organizma halini alacaktır. Tüm ökaryotlar mitokondriye ve bu organellerin kalıntılarına sahip olsa da hepsi kloroplasta sahip değildir. Bu nedenle sıralı ortak yaşam hipotezi mitokondrinin kloroplastlardan önce ortaya çıkmış olduğunu varsaymaktadır. Bir orkestra bir kemanla karşılaştırıldığında daha fazla çeşitlilikte bir müzik bestesi seslendirir. Orkestranın kompleks yapısı mümkün olabildiğince daha büyük farklılıklar sunmaktadır.
Buna benzer şekilde yapısal olarak karmaşık ökaryotik hücrelerin görüntüsü daha basit yapıdaki prokaryotlara göre daha fazla çeşitliliği yansıtmaktadır. İlk ökaryotlar ortaya çıktıktan sonra çok sayıda bir hücreli formlar ortaya çıkmış ve bu da günümüzde halen daha mevcut olan tek hücreli ökaryotların çeşitlenmesine yol açmıştır. Çeşitlenme de başka bir yol daha ortaya çıkmıştır. Bazı tek hücreli ökaryotlar aralarında alkler, bitkiler, mantarlar ve hayvanların yer aldığı çok hücreli formların ortaya çıkmasına yol açmıştır. 1.8 milyar yıl önce mitokondriler oluşmuştur. 1.6 milyar yıl önce Hindistan'ın merkezindeki Çitrakot'ta çok hücreli ökaryotik kırmızı alk fosilleri bulundu. Bakteriler şimdiki atmosferin %1'lik oksijeninde yaşayabilirler. Ökaryotik hücreler ise şimdiki atmosferin %2 ila 3'lük kadarına gereksinim duyarlar. Yeryüzünün oksijenli bir atmosfere sahip olması büyük olasılıkla milyonlarca yıl aldığından 2 milyar yıldan daha fazla bir süre dünyada sadece bir hücreli prokaryotlar yaşamıştır. Günümüzden 1,5 milyar yıl önce atmosferik oksijen büyük ökaryotik hücrelerin çoğalabileceği kadar yüksek bir düzeye ulaşmıştır. Moleküler saat analizlerine dayalı olarak bilim insanları hayvan ve mantarların atalarının yaklaşık 1 milyar yıl önce farklı soylara ayrıldıklarını hesaplamışlardır. Güney Avustralya'daki Ediacara'dan çıkarılan yumuşak vücutlu omurgasızlara ait bu fosiller 600 milyon yıl önce oluşmuştur. Sonraki yaşam formlarından farklı olarak fosiller bu zamandaki canlı çeşitliliğini gösterirler. DNA karşılaştırmasına dayanarak bilim insanları çok hücreli ökaryotların atasının 1,5 milyar yıl önce yaşadığını ileri sürmektedirler. Bu varsayım fosil kayıtlarından elde edilmiştir. Çok hücreli ökaryotlar içerisinde bilinen en eski fosil yaklaşık 1.2 milyar yıl önce yaşamış olan küçük bir alk türüne aittir. Daha büyük ve daha çeşitli çok hücreli ökaryotlar 575 milyon yıl öncesine kadar ortaya çıkmamıştır. Ediacaran biyotu olarak adlandırılan bu fosiller bazıları 1 metrenin üzerinde olabilen 575 ila 535 milyon yıl arasında yaşamış olan yumuşak vücutlu organizmalardı. Jeolojik kanıtlara göre ortaya atılan bir hipotez, 750'den 580 milyon yıl öncesine kadar gerçekleşmiş olan bir seri buzul çağının olduğuna işaret etmektedir. Bu periyot boyunca çeşitli zamanlarda buzullar yeryüzünün tüm karalarını kaplamış ve denizlerin yüzeyleri buz bir örtüyle örtülmüştü. Bu kar topu dünya hipotezine göre yaşamın çoğu derin denizlere ve sıcak su kaynaklarına ya da buz örtüsü olmayan ekvatoryal bölgelerdeki okyanuslara hapsedilmiş olacaktı. 575 milyon yıl önce ortaya çıkan çok hücreli ökaryotların ilk büyük çeşitlenmesine ilişkin ilk fosil kayıtlar bu kar topu dünyanın eridiği zamana dayanmaktadır. Çeşitlenme 40 milyon yıllık bir süreye ulaştığında çok daha olağanüstü bir evrimsel değişim meydana gelecekti.